AKP'ye hırsız diyen başkana Erdoğan rozet taktı. AKP'li yönetici de partinin kapısına siyah çelenk koydu. Trabzon Vakfıke bir bağımsız belediye başkanı Fuat Koçal, AKP'ye katılmadan bir ay önce belediyenin önceki yönetimine hırsız imasında bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde AKP'ye katılan başkan Koçal'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Koçal'a en büyük tepki ise parti içinden geldi. AKP eski ilçe başkan yardımcısı Ahmet Cengiz Bahadır, bir ay önce bize, hırsız, dedi. Bu kararı kabullenemem, diyerek parti binasının önüne siyah çelenk bıraktı. Trabzon'un Vakfıkebir ilçesini 31 Mart yerel seçimlerinde %38.2 oyla bağımsız aday Fuat Koçal kazanmıştı. Kayıp 58 milyon davası. Koçal, uzun yıllar AKP'nin yönettiği belediye ile ilgili, 2016 yılında 58 milyon para alınmış ve afiyetle yenilmiş. Bunun karşılığında hiçbir yatırım yapılmamış. Şimdi çıkın bu 58 milyonu nasıl harcadığınızı açıklayın da görelim ifadelerini kullanmıştı. Belediye Başkanı Koçala AKP Vakfı bir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, Sayın Başkan kendisini hala seçim öncesinde zannetmektedir. 31 Mart'ta yarış bitmiştir ve kazanan kendisi olmuştur. Dolayısıyla kendisinin bu psikolojiden çıkması gerekmektedir. Geçmişle hesaplaşmak yerine güzel ilçemiz Vakfı Kebirimize söz verdiği projelere başlaması gerekmektedir, diye cevap vermişti. Siyah çelenk bıraktı. Geçtiğimiz gün AKP grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozet taktığı Fuat Koçal'a parti içinden tepki geldi. AKP eski ilçe başkan yardımcısı Ahmet Cengiz Bahadır, bir ay önce bize hırsız, dedi. Bu kararı kabullenemem, diyerek parti binasının önüne siyah çelenk bıraktı. Yatırımlarla donatacağız, Koçal ise gelişim noktasında geri kalmış vakfı kebirimizin dört bir yanını yatırımlarla donatacağız diye paylaşım yaptı. Tepkiler sonrası mesajını sildi. Trabzon'da zümrüt koltuk krizi. Trabzon'un Vakfı Kebir Belediye Başkanı Fuat Koçal, seyahatlerinde makam koltuğunu da yanında götürüyor. Koltuğuna kimsenin oturmasına izin vermeyen başkan, yerine vekil bırakırken bile koltuğu değiştiriyor. Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde belediye başkanı Fuat Koçal'ın makam koltuğuna dair aldığı kararlar tartışmalara yol açıyor. Başkan Koçal, seyahatlerinde ya da izinli olduğunda makam koltuğunu kimseye emanet etmiyor. Başkan şehir dışına çıktığında zümrüt yeşili özel yapım koltuğu odadan çıkarılıyor ve yerine siyah klasik bir koltuk getiriliyor. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra makam odasını yenileyen Koçal, kendisine özel olarak yaptırdığı zümrüt yeşili koltuğu büyük bir titizlikle koruyor. Sözcü'de yer alan habere göre Koçal'ın izne çıktığı dönemlerde vekalet ettiği kişilerin bu özel koltuğa oturmasına müsaade edilmiyor. Başkan geri döndüğünde ise zümrüt yeşili koltuk tekrar makam odasına yerleştiriliyor ve kullanılmaya başlanıyor.